Geçtiğimiz saatlerde Sultan Gazi'de huzur evini binasında yangın çıktı. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Bakalım o bölgede neler yaşanıyor. Evet, Caner Sönmez, seni dinliyoruz. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Caner Sönmez karşımızda ve bölgede. Evet Caner. Evet, Sultan Gazi 75. yıl mahallesinde bulunan Gazi Caddesi'ndeki İstanbul Valiliği'ndeki huzur evin önündeyiz. Yaklaşık bir saat önce burada binanın dış cephesinde yanma meydana gelmişti. Alevler kısa sürede dış cepheyi sararak çatıya kadar yükseldi. İhbarlar anında Sultan Gazi itfaiye ekiplerine düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve Sultan Gazi çevre ilçelerindeki itfaiye ekipleri hemen olay yerine gelerek yanmaya müdahale etti. Alevli yanma itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü ve içeride vatandaşların mahsur kaldığı ihbarları telefonlara düşmeye ve haber merkezimize gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri ve huzurevi çalışanları içerideki huzur evinde kalan bakıma muhtaç yaşlıları hemen dışarı çıkardılar ve 112 ekipleri buraya sevk edildi. Polis hemen burada gelerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Huzur evinden çıkan yaşlılar 112 ekipleriyle şu anda görüyorsunuz dışarı çıkartılmıştı. Ve şimdi huzur evinde yanmanın söndüğü ve soğutma çalışmalarının tamamlandığı, herhangi bir dumandan zarar görmemiş alanlara huzur evindeki konaklayan yaşlılar geri götürülüyor. Burada alevli yanma çok kısa bir sürede itfaiye ekipleriyle söndürüldü ve tahliye işlemi çok çabuk yapıldı. Hastaneye sevk olan bir yaralının olmadığı şu an için gelen bilgiler arasında, ama 112 ekipleri buradaki yaşları ayakta tedavi ederek ambulansta gerek tansiyonlarını ölçtü, gerek dumandan etkilenen yaşlılara müdahale etti. Burada battaniyelerle banklarda oturuyorlardı ve yangının söndürülmesinin ve huzur evinin belli bir alanının kontrol altına alınmasının ardından yavaş yavaş içeriye sokulmaya başlandı. Ve şu an burada 112 ekipleri hazır bekletiliyor. Polisin de güvenlik önlemleri sürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.